Selamlar saygılar efendim. Bu videoda Skaren ya da kıyakçı diye geçiyor Türkçe'de. The Extortionist diye bir görevi var. Bunu yapacağız. Ben yaptım videoda ve nasıl yaptığımı da aksiyonlu bir şekilde gösterdim. Öncelikle link olarak bunu da bırakacağım zaten. Buradan da bakabilirsiniz. Bu harita, bu siteden de bakabilirsiniz. Bu oyunun haritalarına, Tarkov'un haritalarına. Ayrıyeten kendi sitesine eğer Google'a girip görev adını ve Tarkov yazarsanız direkt size görevin olduğu kendi Wikipedia'sını açacak ve orada görevin tüm detaylarını göreceksiniz. İşte görevde kullanmamız gerekenler, görevde bizden istenenler ve görevin haritası, görevin nerede olduğuyla alakalı resimler tamamı var. Şimdi burada yapmamız gereken şu. İlk olarak gümrük haritasında oynuyoruz biz bu görevi. Gümrük haritasında yapıyoruz. Şöyle bir açayım efendim haritayı. Nerede doğarsanız doğun hiç önemli değil. Yapmanız gereken ilk olarak Roadblock bölgesinde burada çalılar var biliyorsunuz şu bölgede. Şu anda mouse'um görünüyor mu bilmiyorum. Geri alalım tamam. Bak şu bölgede bir çalı var. Bu bölgedeki scav'ı lootluyorsunuz. İçerisinden size şu anahtarı veriyor. Çok net bakın çok temiz anlatacağım. İçerisinden size bu anahtarı veriyor. Bu anahtarı cebinize koyuyorsunuz. Bu arada bunu scav'a da lootlayabilirsiniz. Yani bir scav'la girip anahtarı alıp çıkarıp da yapabilirsiniz bunu. Hiç önemli değil. Fakat bu anahtar olmadan gideceğiniz kapıyı açamıyorsunuz. Gideceğiniz konteyneri açamıyorsunuz. Bilginiz olsun. Bunu alıp ardından haritada unutladınız. Ardından haritada yine şu bölgede bakın. Bir nerede bu onu söyleyeyim. Benzinliğin karşısında boş bir alan var biliyorsunuz. Benzinliğin karşısında öyle de denk getirebilirsiniz. Benzinliğin karşısındaki boş alanda ve yine eski gas station, old gas station dediğimiz bölgeden girdiğinizde dümdüz karşınıza çıkan bir bölge. O nerede? Biliyorsunuz tren rayımız var. Tren rayının yanında old gas station ve old gas station'ı biliyorsunuz şurada bir köprü var. Bu köprüden gidiyorsunuz. Buradaki barakaya geliyorsunuz. Hatta ben yine açayım onu. Şöyle şuradaki barakaya gidiyorsunuz. Şimdi maça geçelim. Maçta zaten nereye gittiğimizi, ne yaptığımızı göreceksiniz. Tabii onu da göstereyim ben. Yine Tarkov'un ana sayfasında alıyoruz bakın bunları. O anahtarı buradaki ölü skavdan lootladınız. Şu anahtarı aldınız, cebinize koydunuz. Ardından bu barakaya gittiniz. Çok temiz, çok net. Az önce gösterdiğim baraka. Bu kapıyı açıyorsunuz ve kapıyı açtıktan sonra bunu birçok kişi atlayabiliyor. Bakın o kapıdan girdiniz. Burada bir tane şey var. Ceket var. Ceketin hemen böyle altında gibi oluyor. Yani ceket üstüne biraz binmiş gibi duruyor genelde. Göremeyebilirsiniz. Panik yapmayın mutlaka bulacaksınız. Şimdi hemen maça geçelim. Kamera açık kalsın mı kalmasın mı bilemiyorum. Kalsın hadi sıkıntı yok. Ben şu bölgede doğdum ve kısaca size yolumu çizeceğim. Tabii zikzaklar yaptım geldim döndüm başka yerlere de gittim ama bizim çizeceğimiz yol şu şekildeydi. Buradan şu şekilde gelip şuradan şu ölü skavdan anahtarı alıp ardından bu bölgeden şöyle gelip şu haritaya bakmak istiyorum da mikrofonumu kapatıyorum o yüzden birazcık kafama eğiyorum. Bu bölgeden eski gaz istasyonunun içinden direkt karşıya geçip burada bahsettiğim o anahtarı alıyoruz ve anahtarı aldıktan sonra da yine bu şekilde buradan şöyle Z011'e gidiyoruz. Şurada bir yerde Z011 biraz daha ileride. Tam çizemedim onu neyse. Amacımız buydu. Şimdi burada doğduktan sonra hızlı bir deper atmanız gerekiyor. Çünkü skavdaki anahtar kaybolursa bir başkası alırsa siz görevi yapamıyorsunuz. Onu lootlayabilirler ve size anahtar kalmayabilir. O yüzden bu tip görevlerde biraz agresif oynamanız gerekiyor. Tabii ki agresif oynamakta risk çünkü çok fazla kontrol etmezseniz etrafınızı mermilerden birine ya da PMC'lerden birine ölebiliyorsunuz. Evet neyse şimdi oyuna bakalım. Evet bahsettiğim bölgede doğduk ve ileri doğru gidiyorum. Solumda ki aradan girmeyeceğim bir sonraki araya doğru gidiyorum. Çünkü orada tam karşımda bir ceset var. Ölü skav var. Ondan anahtar alacağım. İşte bahsettiğimiz anahtar
Biraz da temkinli gidiyorum. Bahsettiğimiz anahtar tam burada. Buradan anahtarı alacağım. Tutluyorum kendisine. Bu anahtarı almadan o kapıyı, bahsettiğim barakayı ya da işte konteyneri açamıyorsunuz. Adına her ne derseniz deyin. Anahtarı aldık. Anahtarı da almadık. Gördüğünüz gibi. Onu hemen poğaçıma attım. Çünkü poğaçım garanti. Bu arada burada sesler geldi. İleri doğru bakıyorum. Emin değilim. Nereden geldi? Bir bot sesi duydum. Atış geldi. Oo, sağdan da atış var. Hemen kaçmam lazım. Hemen kaçmam lazım. Çok ciddi yaralandım. İki atış geldi. Biri şu anda tam karşımdan. Diğeri de o baktığım noktadan. Emin değilim. Kendimi burada düzelttim. Tedavi ettim. Botla fight'a girdim. Büyük bir ihtimalle öldürdüm diye tahmin ediyorum. Öldürmüşüm. Hızlı bir şekilde onu lootlamaya gideceğim. Ama ondan önce yine kolumda kanamam var. Onu tedavi ediyorum. Kanamayı yaptıktan sonra da bota doğru gideceğim. Keşke kırığımı da yapabilsem diyorum ama Slava bu işe yaramıyor. Neyse diyorum ve bota doğru gidiyorum. Onu lootlayacağım. Onu lootlarken yere yatar yatmaz başka bir bot geldi. Onunla fight'a girdim. Ateş edeceğim. Oo, işte bu SIG tarzı tüfeklerin çok fazla takılma oluyor. Bot ateş ediyor. Allah'tan kötü bir bot. Takıldı. Panik yaptım. Şarjörü değiştiriyorum. Fakat benim takılan şarjörü ağızdan atmam gerekiyor. İşte onun için tekrar şarjörü değiştiriyorum. Aslında bunların tamamı hata. Evet. Önce silahı inceliyoruz. Shift L ile L ile silahı inceliyoruz. Sonra da Shift T'ye basıyoruz ve silahımız oluyor. Unutmayın, takıldığında sağda kırmızı bir işaret çıktığında silahınız hata veriyordur. Onu mümkün olduğu kısa sürece, en kısa sürede düzeltmeniz gerekiyor. Evet, o botu da vurduktan sonra buradan tekrar geçmek zorundayım. Başka bir alternatifim yok. Oradan geçiyorum. Düz binaya gidiyorum ve o binanın karşısında bir inşaat var. Burası tam bir bot bölgesi. Burada yeri geliyor 6-7 bot birden görebiliyorsunuz. İşte onlardan birini gördüm ve vurdum da vuramadım. Tekrar ateş ediyorum. Çok sakin ve temiz atışlar yapmaya çalışıyorum. Çok uzakta ve levelim düşük olduğu için bir scope almıyorum. Derken başka bir bot sesi duyuyorum. Onu da vuruyorum. Bu arada silahım tekrar takıldı. Tekrar takıldı gördüğünüz gibi. Bu sefer oldu. Shift T yapacağız ve düzelecek. Evet. Yaptık. Düzeldi. Unutmayın. L ardından Shift T. Onu bot, bu botu vurduktan sonra onu bot tutlarken yine ayak sesi duyuyorum. Enteresan bir şekilde bir başka bot geliyor. Dediğim gibi burası bot bölgesi. Çok fazla bot olabiliyor. Onu da vuruyorum. Rahat bir şekilde artık stres durumundayım. Burada biraz yemek falan yedim. Vakit geçirdim. Bu arada sağ taraftaki inşaattan tam karşıda gördüğünüz evin camları inanılmaz bir şekilde tarandı. Ne olduğunu bilmiyorum. Anlamış değilim. Fakat tahmin ediyorum bir PMC var içeride ve bot orayı tarıyor. Belki başka bir PMC de olabilir. Emin değilim. Fakat şu anda burası çok riskli bölge. Tekrar bekliyorum. Aradan çok fazla vakit geçmeden bu sefer içerisi karışıyor. Abi ne oluyor orada? İyi ki oradan bir an önce çıkmışım. Çünkü bot taradı ve 2 PMC var. Orada çok net. Onu farkındayım. Ve artık diyorum Erdem, burada çok fazla vakit kaybetmeye gerek yok. Anahtarını aldın. Çok güzel lootlar yaptım. Ben bunların hepsini göstermedim size. Ama iyi lootlar yaptım. Onları da alarak artık Old Station bölgesine geçip oradan da çıkalım diyorum. Gördüğünüz gibi tren rayların arkasından, önünden, sağından slalom yaparak Old Station noktasına geldik. Artık göreve çok 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 yaklaştım. Buradaki botları da hızlı lootladım. Fıtı 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 gittik burada. Fıtı 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 gittik. İşte istediğimiz baraka burası. Barakaya doğru gidiyorum fakat kontrol etmem lazım. Etrafı bir bot gördüm bu arada. Siz gördünüz mü bilmiyorum. Çok seri bir şekilde gördüm ve hemen kafayı çevirdim. Barakanın arkasına geldim. Barakanın arkasında bekliyorum. Niye bekliyorum? Çünkü soluğum kalmadı. Bir bot gördüm ama iki de olabilir, üç de olabilir. Burası da çok fazla bot olan bir bölge. Unutmayın. Onlarla fight'a gireceğim. Cermin tam olması gerek. Bakıyorum. Seslerini duydum. Evet gördüm, gördüm, net gördüm. Kaçtı. Birazcık da burada kolsuzluğum benim. Kaçtı. Evet bir tane daha var. İki bot var. Biri ilk borunun arasına girdi. İkincisi ikinci borunun arasında. Şarjörümü değiştirdim. Sağ pik yaptım. Evet kafadan ikinci atışta vurdum. Diğeri nerede? Diğeri orada. Onu da vurmaya çalışıyorum. Vurdum. Vurdum, yaraladım. Çok ciddi bir şekilde yaraladım. El bombasıyla iyi bir atış yapmak istiyorum. Bomb patladı ve bot öldü. Kontrollü bir şekilde yine bota bakmaya gidiyorum. Botun öldüğünden eminiz net bir şekilde ve yine fıtı 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 hop
geldik görev bölgesine. İşte bahsettiğim baraka burası arkadaşlar. Anahtarınız, SCA'dan aldığınız anahtar ve bunu not alıyorsunuz ve direkt çıkıp görevinizi yapmış oluyorsunuz. Ardından bu bölgeden geçerken, hemen sağdaki duvardan geçerken bir bot gördüm. Temkinli çıktım. O bota uzaktan net atışım yok. Çok uzak bir atış. Net vuramıyorum, farkındayım. Belki hiçbirini vuramadım. Birkaç atış daha yapıyorum ve yakın fight'e girmek istiyorum. Çünkü benim oradan geçmem gerekiyor ve o botu vurmam gerekiyor. Botun bacaklarını gördüm. Atış edeceğim. Geri geldi, ben de çok rahat bir şekilde botu vurdum. Bir bot daha olabilir düşüncesiyle geliyorum. Onu vuracağım. Oo, çok şanslıydım. Çok şanslıydım gerçekten. Şarjörü doldurdum. Bot benim yanıma gelmiş. Onu vurdum. Ve artık derin bir nefes aldım. Bu arada çıkışa 5,5 dakika kadar bir süre kaldı. Eğer birkaç fight'a daha girersem bot ya da bir PMC ile yetişemeyebilirim ve ölme ihtimalim var. Mümkün olduğu kadar size tavsiyem, görevinizi yaptıysanız, görev itemlerinizi aldıysanız botla bile fight'a girmemeniz abi. Benim burada yolumun üstü olduğu için girmek zorundaydım. Çünkü ben geçerken bot bir yere yatar, ben göremem, tek mermide öldürebilir beni. Fakat tekrar söylüyorum, böyle bir ihtimal olmasaydı, bot uzaklaşmış olsaydı, örneğin sola doğru gitseydi ya da dışarı çıksaydı, hiç fark etmez, ben o botla hiçbir şekilde ama hiçbir şekilde diyaloğa girmezdim, fight'a girmezdim. Evet, artık buradan da çıkışımızı yapacağız ve görevimizi tamamlamış olacağız. Tabii şöyle bir giderken de kapıyı kapatalım. Değil mi? Evet, buraya geliyorum ve artık çıkış yapmak için saniyeleri sayıyoruz efendim. Bu görevi yapmanız için dediğim gibi öncelikle Ölü Skav'dan anahtar almanız gerekiyor. Gübrük haritasında, Customs haritasında. Ardından aldığınız anahtarınızı cebinize koyup bu bahsettiğim barakaya gidip o barakayı anahtarla açıp içerideki notu alıp çıkışınız neresiyse çıkışa götürmeniz ve görevi tamamlamanız gerekiyor. Böylelikle The Scaren, The Exorcist. Exorcist diyorum ya. Extortionist. Çok zor bir adı var. Tamamlamış oluyorsunuz. Tabii bir de şöyle bir bakalım efendim. Maç sonu istatistiklerimize bakalım. Yani ne yapmışız, kaç adam vurmuşuz, onlara bakalım. Hemen şöyle. Maç sonu istatistiklerimiz 4662 deneyim alıyoruz. Seviye 8'iz ve toplamda 11 tane bot vurduğumuzu görüyoruz. Çok fazla aksiyonlu geçti aslında bu maç ve hızlı aksiyonlu olduğu için de ben de koyma gereği duydum. Bir de hem aksiyonlu hem de içerisinde görev var. Umarım güzel bir seyir zevki almışsınızdır ve umarım bu izlediğiniz videoda görevi yapmanız için size faydalı olacaktır. İzlediğiniz ve beğendiğiniz ya da yorum yaptığınız ya da dislike attığınız için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın efendim. Hoşçakalın.